Değerli YKS 2023 adayları hepinize merhaba. YKS 2023 tercihleri başladı. Sorular geliyor. Hocam iyi bir üniversite mi yoksa iyi bir şehir mi? Bu alanına göre değişir arkadaşlar. Tercih yapacağın alana göre değişir. Örneğin sonunda KPSS olan mutlaka girmek zorunda olduğun o alanlarda ben iyi bir üniversitenin çok da önemli olmadığını düşünenlerdenim. Geçen yılda bunu söylemiştim. Örneğin Türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği bir Balıkesir Üniversitesi'nde okumakla Hacettepe Üniversitesi'nde okumak arasında bir fark olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Ama kendi işinizi kurabileceğiniz ya da özel şirketlerde, büyük şirketlerde, büyük işletmelerde çalışabileceğiniz ve güzel ücretler kazanabileceğiniz o işlerde CV'nin önemli olduğunu, iyi bir üniversite okumanın önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki hocam saydığınız öğretmenliklerde yani özel şirkette çalışma durumu yok mu? Yani vardı arkadaşlar. Özellikle geçmiş yıllarda dershaneciliğin yoğun olduğu dönemde şöyle iş yeri CV'ne bakıyordu ve sana çok güzel paralar verebiliyordu. Ama artık o iş yerlerinin çoğunun bir öğretmeni daha düşük maliyetle nasıl çalıştırabilirim buna bakıyor. CV'ne bakmıyor arkadaşlar. Bu işin içindeyiz. Bu işin içini gördük. Oralarda da çalıştık. Şu an Milli Eğitim'deyiz. Size bunu söyleyebilirim. Bence sonunda KPSS olan o alanlarda tercihiniz öncelikle ekonomik durumunuz olmalı. Şehir yapısı, evinize yakınlık, uzaklık, ulaşım bunları değerlendirmelisiniz arkadaşlar. Tabii ki iyi bir üniversite, iyi bir şehirde olanaklarınız daha fazla olacaktır ama benim sizlere tavsiyem bu yönde olur arkadaşlar. Bu arada yığılmaları tek tek hesapladım. Hangi puan aralığında kaç kişi var? Yüzdelikleriyle beraber sıralamalar önemli, yığılmalar önemli. Sıralamaların düşük ya da artacağı yönünde bize fikir verecek. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Tercih sürecinde bütün bilgilendirmeler sizlerle olacak. Görüşmek üzere.